Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim çalışmalarına Şanlıurfa'da devam etti. Abide toplanma merkezinde kalabalığa seslenen Başkan Erdoğan şunları söyledi. Sizden çok gür bir cevap bekliyorum. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Ne var Türkiye'de? Doğu Anadolu'muz var. Güneydoğu Anadolu'muz var. Karadeniz'imiz var. Akdeniz'imiz var. Orta Anadolu'muz var. Ege var. Marmara var. Ha, bu beyefendi Kürdistan özlemiyle yatıp kalkıyorsa Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var. Buyursun oraya gitsin. Buyursun oraya gitsin. Bizim bu topraklarımızı bölmeye, bu vatanı bölmeye kimsenin gücü yetmez ve yetmeyecek. Öbürü ne diyor? Bizim arkamızda YPG var, PYD var, PKK var. Kadına bak ya, söylediği lava var. Bizim arkamızda da Şanlıurfa var, Allah'ımız var. Biz yürüyeceksin millet, yürüyecek arkandan. Böyle yürüdük, böyle yürüyeceğiz. Hiç bu işin teferruatı yok. Ve ne diyor? 1 Temmuz'a kadar terörle mücadeleyi kaldırmazsanız bu yasayı savaş kapıyı çalar. Ne oldu? 1 Temmuz geride kaldı. Ne oldu? Hadi. Cudi'de inlerine girdik, inlerine. Gabar'da inlerine girdik. Tendürek'te inlerine girdik. Hatta Kandil'de inlerine girdik. Neden? Benim milletimin huzurunu kim kaçırıyorsa ha biz onların kapısını çalarız. Yüksek öğrenim öğrencilerine 3894 kişi kapasiteli yurtlarla hizmet veriyoruz. Önümüzdeki birkaç yıl içinde Şanlıurfa, Viranşehir ve Siverek'te toplamda 1550 kişilik yurt binaları daha açacağız. Şehrimize 30 bin seyirci kapasiteli bir stadyum kazandırdık. Şanlıurfa'ya gençlik merkezi, spor salonu, Hılvan'a, Suruç'a, Viranşehir'e gençlik merkezleri, Harran'a spor salonu, ilçelere futbol sahaları inşa ettik. Ceylanpınar, Akçakale gençlik merkezlerinin ve Şanlıurfa olimpik yüzme havuzunun yapımı devam ediyor. Urfalı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, şehit yakınlarımıza, yaşlılarımıza, engellilerimize toplamda 7,5 katrilyon lira kaynakla destek olduk. Sağlıkta toplamda 1775 yataklı 14 hastaneden oluşan 89 adet tesisi Urfa'mıza kazandırdık. Bunlardan biri 500 yataklı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Diğeri de 400 yataklı Eyyubiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'dir. Nasıl? Memnun musunuz? Ama bitmedi. Şimdi asıl olana geliyorum. 1700 yataklı şehir hastanemizin, 150 yataklı Ceylanpınar Devlet Hastanemizin ve bunlarla birlikte 30 adet sağlık tesisimizin de inşaatı devam ediyor. Urfa 31 Mart'ta istikrarımıza, istiklalimize, istikbalimize göz dikenlere derslerini veriyor muyuz? Urfa 31 Mart'ta milli iradeye sahip çıkıyor muyuz? Urfa 31 Mart'ta tevazu, samimiyet ve gayretle memleket işi, gönül işi diyor muyuz? Urfa 31 Mart'ta mührü gönül belediyeciliğine vuruyor muyuz? Urfa 31 Mart'ta büyük şehirde ve ilçelerimizde belediye başkan adaylarına sahip çıkıyor muyuz? Maşallah, barekallah. İşte kardeşlerim, biz Urfa'yı sadece
büyük bir aşkla sevmekle kalmadık. Aynı zamanda Urfa'ya tarihinin en büyük hizmetlerini getirdik. Şimdi şu söylediklerime dikkat edin ve bunları da bilmeyenlere anlatın. 17 yılda Şanlıurfa'ya ne kadar hizmet getirdik biliyor musunuz? 45 katrilyon liralık yatırım yaptık. 45 katrilyon. Bu sıradan bir olay değil. Eğitimde 11.970 adet yeni derslik inşa ettik. Çocuklarımızı okulsuz bırakmadık. Harran Üniversitemizi yeni fakülte, meslek yüksekokulu ve yüksekokullarla büyüterek 25 bin öğrencisi ve 1127 öğretim üyesi olan bir yer haline getirdik.